Herkese selam arkadaşlar. Bugün yepyeni bir oyunumuz var. Hapishane Simulator. Prison Simulator. 4 Kasım'da oyun Steam'de çıkış yapacak arkadaşlar. Erken erişim koduyla biz de bugün oynuyoruz. Sizlere hem oyunu göstermiş olacağız. Oyunun en güzel özelliklerinden bir tanesi de Türkçe dil seçeneğinin olması. Tabii bazı yanlış çeviriler oluyor ama sonuçta var mı? Evet var. Oyun daha iyi anlamamızı sağlıyor. Zorluk seviyesi vesairesi var. Kontrolleri Türkçe olarak böyle görebiliyoruz. En yüksek grafiklerde güzel FPS'ler veriyor. Optimizasyonu gayet iyi. Şu an mesela 100, yani ana menüde 165 FPS'e sabit görebiliyoruz. Erişilebilirlikte. Bunu oyunu ilk açtığınız zaman size anlatıyor bazı şeyleri. Baş hareket yoğunluğu falan var. Hani çok başınızı döndürmemesi için bunları falan kapatabiliyorsunuz ya da normal aktif edebiliyorsunuz, azaltabiliyorsunuz. Vesaire vesaire. Şimdi biz hemen yeni oyun diyeceğiz. Şöyle zorluğu çavuş olarak yapacağız. Biz burada bir çalışanız, yani bildiğiniz gardiyanız, öyle söyleyelim. Onayla diyoruz. TS'e bir isim girmemizi istiyor. Hemen yazalım. HS kapalı ceza evi. Başlangıç tutuklu yaratıcı. Tutuklu yaratıcısına hoş geldiniz. Burada tutuklularınızı görünümünü seçebilirsiniz. Sağ taraf tutuklarınızın adını ve soyadını kişiselleştirmek veya ses konfigürasyonunu değiştirmek için seçenekler var vesaire vesaire. Burada suçlularınızı, tipini, karakterini vesairesini, her şeyini buradan değiştirebiliyorsunuz ya da rastgele seç deyip şuraya hepsini yerleştirebiliyorsunuz. Rastgele seçmek daha mantıklı. Tek tek bunlarla uğraşmanın bir anlamı yok. Rastgele seç diyorsunuz. Sonra bitir diyorsunuz. Çete oluşturucusunda 3 çeteden birine kimin katılacağını siz seçersiniz diyor. 3 tane farklı çete kurulabiliyor. Bunda da hepsini rastgele seç dedim. Rastgele isimleri buraya koyuyor. Bitir diyoruz. Oyunumuza başlıyoruz. Bayağı kapsamlı bir oyun. Güzel, benim hoşuma gitti. Biraz oynadım ben oyunu. Evet, bir hapishanedeyiz. Baked Games. Böyle bir intromuz var. Suçlularla bayağı mücadele ediyorsunuz. Arabalar falan yapıyorsunuz. Bulduklarınızı görmemezlikten gelebiliyorsunuz. Görmemezlikten geldiğiniz zaman saygınlıkları artıyor. Sizi daha çok seviyorlar falan. Aldığınız zaman saygınlığınız düşebiliyor. Dövdüğünüz zaman saygınlığınız düşebiliyor. Onları çaktırmadan, böyle diğer memurlar görmeden zula yapabiliyorsunuz aldıklarınızı vesaire suçlulardan. Ya da normal cezaevine teslim edebiliyorsunuz falan filan. Böyle hem legal hem illegal işler yapabiliyorsunuz yani. Evet, Prison Simulator'a hoş geldiniz. Güncellemeleri takip etmek için veya hataları bildirmek için lütfen Discord'umuza katılın. İyi eğlenceler demiş. Temel görevimiz gün için size ve gün içinde size verilen rutinleri gerçekleştirmektir. Tutanak da onların listesini kontrol edin. J tuşuyla açılıyor. İş esnasında tutukluların kötü davranışlarına tepki verin. Konuşarak veya zor kullanarak dövebiliyorsunuz falan böyle. Kavgalar çıkıyor falan böyle. Ve rutinler arasında boş zaman kullanın. Eylemlerinizin çoğu diğer gardiyanlar ve tutuklular tarafından değerlendirilir ve bu da saygı düzeyinizi etkiler. Genel saygı düzeyi ekranın sol alt köşesi. Tutuklular veya gardiyanlar. Çok yazı var. Başlayana kadar bayağı bir yazı geçiyor böyle. Şimdi burada biz daha yeniyiz. İlk defa buraya geldik. Çayla az yani. Zaten şurada benim mikrofonun altında bakın şöyle çaylak yazıyor şurada. Biz çayla az. Diğer gardiyanla konuşmaya başlıyoruz. Merhaba. Ben yeni infaz memuru. Sen yeni infaz memuru olmasın değil mi? Ben Richard, tanıştığımıza memnun oldum. Merhaba Richard, ben de. Burada konuşma seçenekleri var. Onlara göre senaryo yürümeye başlıyor. Ben de. Müdüre gitmeden önce herhangi bir sorun var mı? Vardiyanızdan önce seninle konuşmak istiyorum. Vardiyandan önce ya da vardiyamızdan önce.
Bana bu hapishane hakkında bir şeyler söyleyebilir misin? Çaylak için bir tavsiyen olabilir mi? Telsiz ne için? Hayır. Hadi hapishane hakkında konuş. Diğer hapishaneler gibi dikkatli olmazsan tehlikeli tabii ki. Bir gün bir tutuklu normal davranır ve diğer gün seni bıçaklar. Onlara güvenemezsin. Oh, come Ama biraz on, dinlenebiliriz, Clayton. kahve içelim ya da dart oynayabiliriz. Gerçekten güzel bir sosyal odamız var gibi, bazı artıları da yok değil. Ah, buradaki son isyanı duydun mu? Hayır. Birkaç ay önce büyük bir isyan çıktı. Tutuklular tüm hücreleri açmaya başladılar ve tesisi ele geçirmeye çalışıyorlardı. Yeni memurun gelmesinden tam olarak bir sonraki gündü. Ne şanssız bir adam, göreve başladıktan sonraki gün isyan çıktı diye düşünürsünüz. Ama asıl şanssız olanların tutuklular olduğu ortaya çıktı. O adam tek kişilik bir ordu gibiydi. Ya da kötü adamların kendisini öldürdüğünü, aksiyon filmindeki John Wick gibi. Yani çok böyle çeviriler biraz şey gidiyor. Anlamsız olabiliyor. İsyan neredeyse tek başına bitirmeyi başardı. Ve bundan birkaç gün sonra elektrik kesintisi oldu ve yine günü kurtardı. O harika bir adamdı. Ona ne oldu? Artık burada çalışmıyorum. Müdürle bir anlaşmazlıkları vardı. Sanırsam mesele parayla ilgiliydi. Bu arada paranız var. Para kazanmanız gerekiyor falan. Yiyecek, açlık maçlık var, güç vesaire olayı var. Spor falan yapıyorsunuz, atışlar yapıyorsunuz. Çayla geçim bir tavsiyen olabilir mi? Bence çoğu şeyi müdürden öğreneceksin ama sana saygıdan bahsedebilirim. Eylemlerine bağlı olarak her iki taraftan da, yani suçlulardan ve memurlardan saygı kazanabilirsin. Düzeni sağlamak, kaçak malları güvence altına almak ve başkalarının yardım etmek gibi işini düzgün yaparsan memurlar memnun olacaktır. Tutuklular mı? Pek değil. Yani memurlar seni izliyor falan, yakınında memur falan varsa dikkatli olman gerekiyor bazı şeyleri yaparken. Görmezden gelmiyorlar yani. Ve tutuklularla tartışmak istemiyorsan bazen onların hareketlerine göz yummak iyidir. Onlar bunu takdir edeceklerdi ya da en azından her seferinde onları dövmemeye çalış. Bak, dövmeye mesela. Yani bana kelimenin tam anlamıyla kötü şeyler yapmalarına izin vermemi söylüyorsun. İşte o kadar bağırarak değil. Bazen dedim ve sadece küçük şeyler tabii ki, başka bir memur tarafından yakalanmamaya çalış, yoksa canı sıkılır. Az önce bahsettiğim olay. Tamam, hadi artık başlayalım oyuna. Aynı şeye tıkladık. Hayır. Harita M. Haydi bakalım gidelim. Evet, gördüğünüz gibi FPS değerleri gayet iyi, böyle oyun akıcı. Merhaba canım. Evet, cezaevi müdür odası. Bakın yazılar falan da böyle Türkçe. Gayet güzel. Selam müdür. O yeni eleman olmasın. Benim adım Kent. Senin yeni müdürün, tanıştığına memnun oldum. Tanıştığıma. Nasıl hissediyorsun? Gergin ha? Hayır, iyiyim efendim. Bunu duyduğuma sevindim. Burada güven gerçekten çok önemli ve formalite ile uğraşma. Bana müdür bey diyebilirsin. Tamam, şimdi işimize dönelim. İşte bugün görevlerin. Bunları günlüğünden kontrol edebilirsin. Günlük J. Ne yapılması gerektiğini orada okuyabilirsin. İlk gitmen gereken yeri haritanda işaretleyeceğim. Ve her rutinden sonra boş zamanın var. Böylece biraz dinlenebilir, tesisi kontrol edebilir veya sadece rahatlayabilirsin. Kahve ve diğer şeylerin olduğu güzel bir sosyal odamız var. Görevlerini bitirdiğinde gününü bildirmek için briefing odasına git. Sanırsam hepsi bu kadar. Soru var mı? Ben iyiyim. Harika. Şimdi gidebilirsin ve bol şanslar. Evet. Şimdi sağ tarafta bize görevleri gösteriyor ve haritada bu şekilde işaretliyor. Yoklama. Hücre bloğuna gidin diyor. Bu arada böyle koştukça sağ altta bakın. Sağlık ve dayanıklılık var. Çok fazla koşamıyorsunuz. Buradan dolaptan yiyecek, içecek vesaire bunları alabiliyoruz. Bunlar hem sağlık hem de şey için bizim işimize yarıyor. Buradan işte yiyecek, içecek. Burada yazıyor fındıklı gofret, kuru yemişler lezzeti dengeleyici ve besin değerleri katar. 700 SP iyileştirir. Yani sağlığımızı falan, şu anda 10 dolarımız var mesela. Burada da çikolataları vesairedir. Mesela bir tane çikolatayı alalım. Bir tane alacağım. Onayla. Bir tane çikolatamız var. Bunun için de J'ye basıyoruz. Buradan envantere geliyoruz. Buradan buna tıklayıp ye diyebiliyoruz. Yasa dışı öğeler falan böyle yakaladığımız zaman onları falan şey yapabiliyoruz. Şimdi koşa koşa gidelim.
Bakın dayanıklılık yetersiz dedi. Shift'ten elimizi çekiyoruz. Tekrar dayanıklılık artıyor. Sonra tekrar koşabiliyoruz. Şimdi ilk göreviniz yoklama yapmaktır. Girişin sonunda görev ofisine gidin ve hücreleri açmak için kolu kullanın. Ve sonra tıklayıcıyı varsayılan Q seçin. Her bir tutukluya gidin ve onları tıklayıcı ile sayın. Tutuklu içtimaya gitmediğinde neden işbirliği yapmadığını öğrenmek için E tuşuna basarak onunla konuş. Tutuklular düzgün davranmadığında tepki verin. Doğrudan kuvvet araçlarından birini kullanın. Silahı seçim çarkından seçip vesaire vesaire. Şimdi buradan evet kapıları açıyoruz. Sağ tarafta da isim listesi var. Evet suçluların hepsi dışarıya çıktı. Bak içeride yatan var mesela. Buradan Q'dan şurada sayım var. Buradan buna bastığım zaman sağ tarafta mesela bunun ismi Joseph Lee. Hemen alttan onaylıyoruz. Hop çıkıyor. Üstlerini vesaire arayabiliyoruz. Koğuşlarını arayabiliyoruz. Sayım işlemlerini yapıyoruz. Bak mesela bu çıkmamış. Bugün gidemem. Nedenmiş? Çünkü korkuyorum. Efendim? Tamam hadi kalsın. Bunu yaptığınız zaman mesela saygınlık falan kazanabiliyoruz. Tamam bunu saydık. Evet burada bir kavga çıktı mesela. Buradan jopumuzu alıp bu şekilde onları bayıltıyoruz. Evet onlar da bize karşılık verebiliyor. Evet, sonradan kalkıp adam oluyorlar böyle yerlerine geçiyorlar. Evet var mı başka itirazı olan? Var mı başka itirazı olan? Günaydın canım. Evet, seni saydık mı? Seni saydık mı? Seni saydık değil mi? Tamam, saydığımızı bir daha sayamıyoruz zaten. Evet, tutuklu listesi tamam. Şimdi senin serbest zamanın mini oyunlar oynayabilir veya bazı yan görevler yapabilirsin. Birinin başının üstünde ünlem işareti olduğunu fark ettiğinizde bu onun sizin için bir görevi olduğunu anlamına gelir. Yan görevler yaparak para kazanabilir ve saygı kazanabilirsiniz. Yumruklar ve bulutlar gibi diğer semboller yapmanız gereken görevle alakalıdır. Birisini dövmek yumruk sembolü karakter veya konuşmak bulut sembolü daha fazla bilgi eğitici T vesaire vesaire. Tutuklunun başının üzerindeki tik sembolü göreviniz tamamlandığınız anlamına gelir. Onunla ödemeniz hakkında konuşabilirsiniz. Mini oyunları ve tamam. Şimdi sizleri saydık bitirdik. Koğuşları arayabiliyoruz istediğimiz zaman. Mesela buraya geliyoruz. F'ye basıyoruz. Her şeyi arayabiliyoruz. Bak, bak. Yasa dışı. Şimdi hiçbir gardiyan bizi izlemiyor. Şu aşağıda bir göz, bak şu an bir göz işareti var. Biri beni izliyor. Ha. Al diyoruz. Hop bunu cepliyoruz. Gardiyan Bey, biraz merhamet etsin. Özel bir şey değil ama onsuz yaşayamam. Yürü git lan. Olmaz. Ona el koyuyorum. -50 saygı kaybettik mesela burada. Burayı da arıyoruz. Ha ya bak yasa dışı. Kalk lan. O oturdukları yerleri arayamıyoruz. Mesela yastığı alıp şöyle çevirebiliyoruz falan. Burada bir şey yok. Yatağı arayalım.
Burada bir şey yok. Tamamdır. Hücreleri kapatalım tekrar. Evet, serbest zamandayız. Burada haritada gösteriyor işte spor. Sadece oturma, işte atış poligona falan gidebiliyoruz. Mesela poligona gidelim, atış yapalım. Bazı yerler kapalı seviye istiyor, altın seviyede açılacaklar falan diye. Bu arada oyunun yanlış hatırlamıyorsam demosu var. Demosunu sizler de oynayabilirsiniz. Evet, burada atış. Stand 1, stand 2, stand 3. Onayla. Tüfek, isyan bastırma silahı falan. Tamam. Evet. Rekormuş vesaireymiş vesaireymiş. Evet, 10 dolar kazandık. Şimdi lokasyonları temizle. Soyunma odası, atış poligonu ve hücre bloğu. Mesela burada bir. Burada nereyi temizleyeceğiz? Sandalyeymiş mesela. Evet, burayı temizledik mesela. Burada hemen gösteriyor. Paspası aldık. Burayı. Burayı. Bu işleri de biz yapıyoruz. Evet, burayı temizledik. Şimdi yeşil noktalar gösteriyor temizleyeceğimiz yerler. Evet, soyunma odası leş. Tamam. Ve şuradan bir paspas atalım. Burası da tamam. Başka 86 metre diyor. Şuraya gideceğiz sanırım. Hücre bloğu B. Günaydın canım. Evet, paspası aldık. Çaylar Zı'yı her işi bize yaptırıyorlar kardeşim, bu ne ya? Pü, pislik herif. Ha tamam, hepsi bitti. Şimdi serbest zaman spor yapabiliyoruz. Oh, come on. Ama bir spor alanı bulmamız lazım. Harita birazcık karışık olabiliyor ya. Yani. Ya da burada o serbest zamanı komple oturarak geçirebiliyoruz. Evet, şurada birazcık ağırlık kaldıralım. Basketbol da var. Basketbol da oynanabiliyor. Evet. Hey canım, sana diyorum.
got you saw tana tone to kai. You mevin sakin of a tan can pass and a cana to tuna. Evet, burada ok tuşlarıyla şu 12'yi tamamlamak gerekiyor. Evet, 1 2 hadi 3 4 5 6 7 hadi 8 9 10 ne bakıyorsun? 11 12 artı 20 dayanıklık, yani daha hızlı daha uzun koşabiliriz artık. Evet, atölyeye gidin ve tutukları hücre bloğundan alın. Tart. Tamam, belli tutuklular var. İstediklerimizi seçeceğiz. Nest ben domita. Onda yine şundan mı seçiyorduk? Sen. Bakayım. Sen. 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 Ve sen. Toplanın. Siz girin lan içeri. Dağılın. Siz beni takip edeceksiniz. Hadi yürüyün. Devam et. Koş. Koşun lan. Oğlum atölyeyi mi geçtik? Heh. Atölye burada, buraya gel. Canım, merhaba. Evet. Atölye aletlerini bunlara vereceğiz. Girin sıraya. Sana çekiç. Ya oğlum ağız burun dalarım. Oh, come on, Trinden. Sana torna bir daha verdim. Hadi işine. Al sana törpü. Al sana İngiliz anahtarı. Al sana torna bıçağı. Çalışın, kaytaran olursa valla dalarım. Kaytaran olursa vallahi tekme tokat değil, sopayla dalarım. Deste la pata. Evet, tutukları çalışırken izleyin. Tutukların çalıştığından emin olun, biri ortalıkta dolaşırsa onu hizaya getirin. Önce konuşma yoluyla, gerekirse zorla. Rutinin geçmesi için tutukların minimum bir süre çalışması gerekir. Ancak ne kadar uzun süre çalışırlarsa kar o kadar fazla olacaktır. Aha, biri yaralandı. Nerede o? Aha, burada. Buradan telsizimizi alıyoruz. Bunu hop revire. Çalış lan. Oh.
ve bir çözüm. Hadi bakalım. Hayda, yangın çıktı. Lan yangın çıktı. Lapido bakati. Lan oğlum ne yaptınız? Minimum süre erişilinde toplanma komutunu toplanma için adamlar için sen yapmana izin verebilirsin. Size daha fazla para getirecek. Inga hano no. Bandi pati kongo go. Engene erişinde. Mahimo miyodga enskuntkanak. Engene erişinde. İş yapmayana keserim. Buradakini revire gönderdik. Çalış 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 çalış. Bu arada bizim burada envanterimizde yasa dışı da bak iki tane şey var. Bunları parçalayabiliyoruz. Acaba satabiliyor muyuz ya bunları? Dur bakayım cep dediğimiz zaman ne oluyor buna? Diyemiyormuşuz. Cezaevindeki en değerli ve yasak şey, tutuklular en az yarım gram için seve seve öldürürler. Gibi gibi. Evet, iş yapmayan var mı kızlar? Oğlum şunu da elimizden bıraksak. Elimize yangın tüpüyle geziyoruz. Çalış. Inga hano no. Nest femto mita. Banti pati kongo. Abi lan. Evet, işlerin bitmesine az kaldı. Evet, tutukluları toplayın. Toplanma. Hadi bakayım. Ben de mitada dostum. Evet kızlar. Aletleri alayım. Bitti canım. Ver. Üstünü de arayalım. Nest bende mi daha? Evet, nereden? Seni de arayalım şöyle bir. Evet, meyve suyu. Tamam, bırak. Kalabilir. Aleti vermezsen ben seni yerim. Tamam, aletleri yerine koy. Bütün aletleri geri aldıktan sonra her bir tutukluya gidin ve onları arayın. Oğlum aradık zaten. Sus lan. Vidalar, yasa dışı. Güvenceyi al. Eyvah suyu, sıkıntı yok. Tamam mıdır? Beni takip edin kızlar. Geliyorsunuz mu? Koşun. Koş. Lan beni takip et dur. Daha değil. Planlanan tüm rutinlerinizi acil durumlarında tamamlarsanız günü bitirmek için briefing odasına gidin. Evet, görevler tamamlandı. Briefing odasına gidebiliyoruz artık. Hadi. Herkes hücrelere. Tamam mıdır?
Evet, hadi bakalım briefing odasına. Günümüzü bitirdik. Oğlum yine mi geçtik? Yo. Selamünaleyküm. Ne olmuş yani? Günün raporu için hazır mısın? Evet, bugünlük bu kadar. Operasyon tamamdır arkadaşlar. $37 artı $10. Saygı, tutuklunun saygısı %1 artmış. Guardian saygısı %40. İsyan riski %20. Aranan tutuklular 8. Dövülen tutuklular 3. Söndürülen yangınlar 1. Alınan kaçak mallar 2. Devam diyoruz. Ondan sonra yeni görevler vesaire vermeye devam ediyor. Farklı bir güne geçmiş oluyoruz. Sağ üstte görevler gördüğünüz gibi geliyor. Bugünlük bu kadar diyelim. Yeni oyunumuz hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Yeni oyunumuz 4 Kasım'da çıkış yapacak. İsterseniz demosu var. Demosunu sizler de oynayabilirsiniz. Ben yine video açıklamasına bırakacağım linkini. Demosunu oynayabilirsiniz. Çıktığı zaman da satın almak isteyen arkadaşlar yine aynı linkten 4 Kasım'dan itibaren satın alabilirler. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.